Herkese merhabalar. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim kendimce. Bugün birazcık enerjim yüksek. Elimde bir adet muz var. Ne demek oluyor? Muzlu bir tarif yapacağız. Granola bar tarifi yapacağız arkadaşlar. Görüyorum marketlerde bayağı böyle bir markalar çoğaldı vesaire ama evde de yapabilirsiniz. Çok sağlıklı olabilir. Hele ki benim gibi fıstık ezmesi seviyorsanız bugün fıstık ezmeli yapacağız. Aşırı lezzetli olacak. Sevmiyorsanız alternatiflerini tabii ki de sizlere söyleyeceğim. Çocuklarınızın da bayılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sizin de işinize geleceğini düşünüyorum. Hani çocuklarınızın yanında verebilirsiniz veya kahvaltı yerine tüketebilirsiniz. Ara öğünlerinize tüketebilirsiniz. Çok çok lezzetli, sağlıklı bir tarif geliyor anlayacağınız. Buyurun tarife geçelim. Tarifimize başlayalım. 2 adet muz kullanıyorum. Muzlarım gördüğünüz gibi bu şekilde. Özellikle böyle olmasını istiyorum. Çünkü ne kadar böyle açıkçası yumuşak olursa o kadar tatlılığı artıyor. O anlamda zaten hani muzlarınızı sakın atmayın. Bu tarz tariflerde kullanmanız için birebir. Daha farklı böyle muzlu tariflerim de var. Onları da aşağıya linkini bırakırım özellikle ki bunu yapmak istemezseniz onları yapabilirsiniz. 2 tane normal bir boyda, ne çok büyük ne de çok küçük muzum vardı. Onları şimdi çatalımla eziyorum. Çatalla ezmek işime geliyor açıkçası. İsterseniz tabii ki rondoyla da ezebilirsiniz ama dediğim gibi çatalla ezmek en kolayı bence. Hele ki yumuşak olunca bayağı kolay oluyor. Şimdi özellikle de rondo kirletmek istemedim. Birazcık üşengeç olmuş olabilirim. Burada kuru malzeme olarak yulaf kullanıyorum. Ben böyle ince ölçülmüş yulafım vardı. Onu kullanıyorum ama normal yulaf kullansanız da tabii ki olur. Birazcık böyle file bademim vardı. File badem şart değil ama dediğim gibi elimde olanları birazcık da değerlendirmek istiyorum. Onun yerine ceviz kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz, yer fıstığı kullanabilirsiniz veya böyle şey kullanabilirsiniz, ay çekirdeği kullanabilirsiniz, kabak çekirdeği kullanabilirsiniz. Herhangi bir kuru yemişi kullanabilirsiniz açıkçası. Kuru malzemelerimi özellikle önceden böyle bir karıştırdım. Ardından içine ne koyuyorum? Burada ezdiğim muzumu koyuyorum. Bu arada muzla aranız yoksa elma püresi de kullanabilirsiniz veya böyle bir meyveyi püre yapıp da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ben muzu seviyorum. Elimde de muz vardı, onları da kullanmak istedim. Ardından burada akçaa şurubum vardı. Onun yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Soğuk, sıkım veya herhangi başka bir tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. Özellikle kullanıyorum birazcık tatlılık versin diye. Aslında çok da önemli değil. Burada yer fıstığı ezmem vardı. Böyle 2 yemek kaşığı kadar. Dolu dolu ama 2 yemek kaşığı. Eğer onu da kullanmak istemiyorsanız tekrardan söylüyorum. Hani fındık ezmesi kullanabilirsiniz. Güzel bir tahin kullanabilirsiniz ama tahin kullanırsanız belki bir miktar azaltmakta fayda var. Çünkü tahinin kıvamını sizler de biliyorsunuz. Daha akışkan olabiliyor. Bazı tahinler ama daha katı da olabiliyor. O anlamda hani birazcık kıvamına bakarak karar verirseniz gayet lezzetli bir bar elde edebilirsiniz. Bunu da güzelce sıyırdım. Şimdi şuradan çatalımdan kurtulalım. Ve bitti desem size karıştırıyoruz. Biraz sonra bitiyor. Hazır olun. Güzel güzel karıştırın ki bütün muzlu karışımımız ve fıstık ezmemiz yayılsın. Tepsimle birlikte pişirme kağıdını da getirdim. Şöyle bir kalıbım vardı. Ben Amerika'da almıştım. Hiç önemli değil bu arada böyle bir şeyiniz yoksa. Ben bunu özellikle kullanıyorum. Neden? Böyle hepsi eşit olsun istiyorum açıkçası. Bununla böyle şekil vereceğim. Ardından da tek tek pişireceğim. Şimdi bunu bütün bir şekilde de pişirebilirsiniz. Birçok kişi öyle pişiriyor ama ben öyle pişirdiğimde şöyle bir şey fark ettim. Kestiğim an böyle yanları daha ıslak kalıyor. İçi de çok daha ıslak kalıyor. Çünkü bütün pişirdiğinizde hani normal olarak zaten hani içi aşırı güzel bence pişmiyor. Veya ne yapabilirsiniz? Hani bütün olarak pişirip sonrasında birazcık hani pişirdikten sonra dilimleyip tek tek pişirebilirsiniz ama ben bunun daha böyle güzel sonuç verdiğini gördüm. Bu arada elinizle de tamamen aynı şekli verebilirsiniz. Yani tamamen seçim size kalmış. Yani tek tek uğraşmak istemeyenler bir bütün olarak pişirebilirler. Ama ben bu sefer ne yapmak istedim? Uğraşmak istedim. Size bırakıyorum seçimi. Küçük böyle muffin kaplarında da pişirebilirsiniz ama mutlaka yağlayın. Veya böyle bir kağıt kullanın ki çıksın. Çünkü şimdi yapışkan bir şey zaten. Ardından şeklinin bozulmasını istemiyorsanız ve çıkartmayı hani kolay bir şekilde çıkartmak istiyorsanız mutlaka öyle yapın. Bunu böyle bir tart tabanı olarak bile kullanabilirsiniz bu arada. Bildiğiniz tart kalıbına yayıp ince bir şekilde pişirip ardından içini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Mesela tart tabanı dedim ama onun yerine mesela şey de olur. Cheesecake'in altı bile olur. Çok da güzel olur yani illaki. Petibör kullanmanıza gerek yok veya eti burçak genellikle kullananlardan bahsediyorum çünkü.
Böyle de bir şey söyledik. Şimdi ben bunları yapıyorum. Size sonrasında göstereceğim. Şimdi teker teker çıkartıyorum. Bu arada yağlamamıştım. Korktum çıkmayacak diye ama şansıma çıktı. Şöyle yan yana diziyorum. Nasıl olsa da zaten kabarmayacaklar, etmeyecekler. Çok daha böyle düzenli oldu. O yüzden böyle yapıyorum inanın. Ve içime siniyor. Şimdi diğer gelenek kalanını da yapacağım. Ardından pişirmeye geçeceğiz. Şimdi önceden fırınımı 170 dereceye ayarladım. Şimdi fırınıma veriyorum. Görüyorsunuz barlarınız hazırlar. Yaklaşık 25 dakika kadar pişirdim. Birazcık böyle arada ters çevirdim. Altı biraz fazla kızardı diye, üstü de kızarsın diye. Ama şu anda gayet iyi gözüküyorlar. Size şimdi iç kıvamını göstermek istiyorum. Şunu harcayalım bence. Göstereceğim. Ne çok böyle yumuşak ne de aşırı sert ama dışları çok böyle kıtır kıtır oldu ki ben öyle istiyordum. İçi de bu şekilde oldu. Şu anda zaten daha sıcak olduğu için daha pişmeye devam ediyor ama tam istediğim gibi oldular. Ellerinize sağlık. Evet, önce bir tadına bakalım sonra değerlendirelim. Öncelikle kendimi tebrik ediyorum çünkü tam istediğim gibi olmuş. İçi ne çok yumuşak ne çok sert. Dışı çıtır çıtır muz ve fıstık ezmesi aroması geliyor tabii ki ve bence tatlılığı tam oranında. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok kolay bir tarif oldu. Lütfen fotoğraflarını çekiyorsunuz. Instagram'dan bana atıyorsunuz. Ben onları seve seve paylaşıyorum. Aşağı yorumlarınız varsa bırakabilirsiniz. İstekleriniz olur, yorumlarınız olur. Hepsini kabul ediyorum. Bu arada hemen bir dipnot geçeceğim. Böyle bir planım yoktu ama söylemek istedim. Böyle bu aralar birkaç tane yoruma rastladım. Bu arada ben her türlü yoruma açığım ve lütfen yorum yapın. Çenen çok düşük, aşırı konuşuyorsun. Yok şöyle yok böyle. Evet arkadaşlar ben hani birazcık konuşuyor olabilirim. Ama genel olarak hani tarifi ve tarifin yapılışını anlatmaya çalışıyorum. Aralarda böyle kendimce hani bir hikayem varsa bir şey anlatmak istiyorsam anlatıyorum. Bu da benim tarzım. Eğer hani hoşunuza gitmiyorsa lütfen hani kendinizi böyle bir şeye maruz bırakmayın demek istiyorum. Çünkü hani kendimi de değiştiremem. Bu gerçekten benim tarzım. Ve ben burada tarif çekerken, video çekerken o kadar keyif alıyorum ki kendim gibi olmayı seviyorum. O yüzden de bu şekilde gelişiyor. Videolarım zaten birçoğu hani değişik şeyler söyleyerek geçiyor. Yani bunları planlamıyorum vesaire vesaire. Çok da uzatmak istemiyorum. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Her neyse buralara kadar gelmişken ben kendimce devam edeyim. Abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.